dondurucudan kıymalarımı çıkardım. Güzel bir köfte yapalım bugün. Köftelerimizi yapalım. Burada ekmeğimi ufaladım. Tuzum, kimyonu. Sabah kahve içerken kimyon yok diye yapmadım köfteyi. Eşime aldırdım. O gene yetecek kadar varmış. Şimdiye kadar köfteyi yapacaktık. Karabiber, soğanım, yumurta. Kıymaları da derin dondurucudan çıkardım. Dolabın altına koydum. Direkt dışarı çıkarmadım. Onlar da daha salmamış kendini. Yani bugün benim hatalarım yüzünden köfte biraz gecikecek. Kıymalarımı koydum. Biraz donuk olsa da artık yapacak bir şey yok. Soğanımı rendeliyorum. Daha sonra yumurtasını kıracağım. Baharatlarını ekleyeceğim. Köftem için soğanımı rendeledim. Bir tane de yumurta kırdım. Ve baharatları veriyoruz. Tuzumuzu verelim. Şöyle. Kimyonunu verelim. Kimyon köfteye çok güzel yakışıyor. Fazlaca verelim. Karabiber şöyle yarım kaşık verelim şeker kaşığıyla. Ve bu sefer bir değişiklik yapıyorum. Biraz karbonata katıyorum. Kayınvalidem katardı. Köfteler kabarsın diye. Şöyle az biraz da karbonata katıyorum. Ve bismillah diyerek yoğurmaya başlıyoruz. Bakalım kıymayı eritebileceğiz mi? Biraz donuk. Da benim hata. Dolabın içine çıkardım derin dondurucudan. Dışarı çıkarsaydım şimdiye kadar salacaktı kendini. Yapacak bir şey yok. İşim geldi köfteyi. Hızlandırmam lazım. Ama salmadığı için zorluyor tabii şimdi. Nasıl yaptım böyle bir hata bilmem. Kimyonda da yaptık hata. Kimyonum varmış. Yok diye kimyon bekledik. Bugün işi geciktirdim. Soğan kalmış. Şöyle elim dona dona köfteyi yoğurmaya devam. Elim dondu. Balkona çıkardım, hemen güvercinler başladı gelmeye kıymaya. Biraz sıvı yağ da ekleyeceğim şimdi içine. Tekrar yoğurmaya devam edeceğim. Evet, şöyle bir miktar da sıvı yağ döktüm. Yani kıyma köfte yaparken katarım sıvı yağ. Pul biberi de katarım normalde ama yok şu an pul biberi. Öteki acı biberden var. Bu da çok acı. Eşim isterse piştikten sonra ekmeğin arasına koyacağım köfteleri. Öyle istedi ekmek arası. Böyle serpsin kendi acı acı. Evet, köftemizi yoğurmaya devam. Kıymamız çözüldü en sonunda. Şöyle güzelce yoğuruyoruz. Daha bak, buzu çözülmeyenler daha var. Güzel karışsın diye yoğuruyorum. Köfteyi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel olur. Bu da benim amcamdan bana öğüt. Kendisi yıllarca köfte yaptı. Lokantalarda
köftenin erbabı yani. Senin yoğurulma işlemi bitti. Şeklini vermeye geldi sıra. Evet, köftemi yoğurdum. Şöyle elime yağ sürüyorum. Ve burada yoğurduğum kıymamdan koparıyorum. İlk şöyle parçalıyorum büyüklüklerini. Daha sonra şeklini veriyorum. Ellerim morardı yandı soğukta. Kıyma salmadı köfteyi yoğururken. Böyle yapıyorum. Daha sonra da şekil veriyorum. Evet. Şöyle kopardığım kıymalarımdan alıyorum. Şu şekli veriyorum. Mis gibi anne köfteleri. Evet, böyle yapıp tabloyu dolduracağım. Eşime kadar pişireceğim. Daha sonra kalanını kaldıracağım dolaba. Pişireceğim zaman yine çıkaracağım. Ben az önce kahvaltı ettim, daha istemiyorum. Şimdi bekleyemedim bu gece. Sonra pişiririm kendime de. Evet. Ben böyle güzelce köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Köftelerimi yaptım misler gibi. Burada da soğan doğradım. Soğanımı tabii ovalayacağım. Ekmeğin arasına koyacağım. Eşimin midesini yakmasın. Şöyle tuzla ovalayacağım, yıkayacağım. Öyle koyacağım. Köfteler hazır. Domatesler hazır. Soğanlarım tuzla uvaladım. Suyla yıkadım. Tekrar su içinde tutuyorum. Acısı gitsin. Ekmekler hazır. Yağımı da koydum. Kızıyor. Köftelerimi pişireceğim. Şöyle bir bakalım. Isınmaya başlamış. Bismillah diyerek. Yok. Başlamış mı? Evet, başlamış. Ve köfteleri veriyoruz. Ufak tavada pişiriyorum eşime kadar. Büyük tavayı batırmadık. Aslında köfteyi yoğurduktan sonra biraz dolapta dinlendirmek lazım. Fazla da hızlı ateşe açmayalım. Ocağımızı biraz kısalım. Köftelerimizi yapmayalım. Biraz peçete koparalım elimiz yağlı. Rahat çalışamıyoruz öyle. Mis gibi köfteler. Ekmeklerin arasına koyacağım. Biraz yağsından koyacağım. Burada cevizlerden biraz istediğim soğanını, domatesini. Mis. Misin köfteleri mis. Şöyle çevire çevire pişireceğiz.
Acelem vardı, dolapta bekletemedim. Aslında biraz bekletmem lazım. Köfteler daha güzel oluyor. Arada bir hep köftelerimizi alt üst yapıyoruz. Yeşil bir şekilde pişsin. Bak, karbonata koyduk ya biraz soda. Köfteler nasıl kabarıyor. Bunu da rahmetli kayınvalide. Şöyle yapardı yani. Söylemişti değil, yapardı. Ocağı da gene biraz fazla alevlendirdik. Köfteleri yakmayalım. Köftelerinizin kabarmasını istiyorsanız biraz karbonata ve şöyle tombul tombul köfteler oluyor. Devamlı katmıyorum ben de, arada aklıma gelirse unutuyorum çoğunlukla karbonatayı. İşte büyük tavaya koysak birden pişirecektik. O da, bu da benim bugünkü hatalarımdan birisinden birisi. Kıymada yaptık. Dondurucudan çıkardım. Dolabın altına koydum. Salmadı. Kimyon varmış. Kimyonu bekledim. Tava batmasın diye ufak tavayı seçtik. Bu üçüncü hatamız. Az pişireceğim diye. Böyle çevire çevire pişirdiğimiz zaman köftelerimiz çok güzel oluyor. Şimdi ekmeğin birini buradan alalım. Böyle domatesin yanına koyalım. Nasılsa domates koyacağız içine. Ekmeğin bir tanesi burada. Şimdi buna köfteleri çıkaracağım. Daha sonra onu yapacağım. Köftelerin güzelliğine bak. Her yeri eşit pişti. Artık çıkarabilirim. Daha fazla da yakmıyorum köfteleri. Köftelerim de güzel olur. Çocuklarım çok beğenir köfteleri. Çıkarıyorum artık. Köftecilerdeki gibi. Yapalım. Tabi köftecilerde bu kadar koymazlar. Bizde bol köfte. Bıçağı kapatalım. Onu daha sonra yapacağım eşim bunu yerken. Ben onu yaparım. Şimdi sıra geldi domateslerine. Biraz sıvı yağ da koyacağım buraya, lezzetlendireceğim ekmeğimi. Köfteci de böyle yoktur. Mis gibi tertemiz. Yeter. Domatesimiz de yeter. Ve şimdi soğanımı yıkıyorum tekrar. Soğanını koyuyorum. Çok az acı biber koyuyorum. Hatta soğanlara karıştırsak onu daha güzel olur bence. Biraz da tuz atalım. Ve ekmeğimize katalım. Yeterli. İsterse işim tekrar katabilir.
Eşimin bir istediği daha var. Yağsından. Muhakkak ekmeği lezzetlendirsin de. Şöyle yağsından da koyalım. Biraz böyle koyalım. Daha da lezzetlensin. Biraz da tuz serpelim. Ve tamamdır. Evet, köfte ekmek oldu mister gibi. Yanına da kolasını. Eşime afiyet olsun. Yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun diyorum.